Öyle bir soru ki ya hiç harf almadan cevap vereceksiniz ya takılacağız. Biraz sizi uğraştıracak. Bulmaca çözer misiniz? Çözüyorum. Bulmacalardaki bu hani kalıplaşmış, çokça sorulmuş sorular vardır. İşte bir bezelye türü. Nedir o? Beş harfli. Onu bilmiyorum. Eyvah. Onu bilmiyorsanız burada iyice zorlanacaksınız gibi geliyor bana. İki kelime yan yana gelmiş bir birleşik kelime oluşturmuş. Şöyle sorulmuş. Klasik bir bulmaca sorusudur. Kadınlara özgü hapishane, kadın hapishanesi anlamındadır. Eski bir kelimedir. Bilen var mı? Var. Bir harf alayım. Buyurun. Bir tane daha alın. Bir tane daha alayım. Bir tane daha alın. Ha. İki kelime yan yana gelmiş. Yeni bir kelime oluşturmuş demiştim. Bir şey demiştim. Evi. Çok güzel. Ne evi? Çok güzel. Mantıkla çözülebilecek gibi bir şey değil. Harf alalım. Bir harf daha alayım. İnşallah ilk taraftan gelir. Bir tane daha alayım. Bir tane daha alalım. Vicdansız. Bir harf daha alayım. Hoppa. İnsanda şaşkınlık yaratır ilk duyduğunda. İmam evi falan gibi bir şey. Ne alakası var? Niye imam evi olsun ki? Ne bileyim, harfleri deneyelim. İmam. İmen mi? İmim. Onun bir anlamı bile yok. İmum. İmum. Gelmedi. İmam. Genellikle insanın ilk düşündüğü doğrudur efendim. Neymiş? İmam evi. Ama yani. İnsanı ilk gördüğünde biraz şaşırtır. Ama bulmacaların klasik sorularından biridir. Hani kuzu sesi M, boru sesi T gibi bir şeydir. Oluyor bazen öyle onlar sorular. Normal ama yani bu değişikmiş. Boru sesi T normal mi? Yani. T sesi çıkartan bir boru gördünüz mü hayatınızda? Ben görmedim açıkça söyleyeyim. Hayır ama hani tahmin edilebilir bir şey. Bu hiç akla gelmezmiş yani. İşte şey, bezelye, araka. Ondan sonra bir tür balıkçı sandalı, alamana. Bunlar da kolay sorular değil.